Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini çok verelim. Çok güzel bir tweet atmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini verelim ama ben deminden beri bakıyorum oradaki bazı terimleri öğreneyim diye. Yani K-pop ne orada, Korean pop mu nedir? Yani artık zorlanıyorum da bazen bazı tweetleri. Genel Başkanımız tweetleri, gençlerin evet, dilini bayağı güzel kullanıyor. Şimdi ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu bu tweetinde? Bu birkaç dakika önce paylaştı evet. Bu mesajı Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki gece müzik yasak. Gençler K-pop seviyor. Ben açıkçası duymadım ama şimdi baktım Korean pop diyen evet, Baker. Evet, öyle. Öyle bir Kore şey. Peki. Seviyor yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroki iyi gider diyor. Onun da herhalde bunu tıkladığımızda Aynur Doğan'ın mı acaba evet, klibi açılıyor değil mi? Evet. Aynur Doğan'ın çok iyi bilinen, çok sevilen, insanı çok etkileyen parçası. Hatta Gönül Yarası filminde evet. Dedim bir sahnede. İncir Ağacısın. Evet. İncir Ağacısın bildiğim kadarıyla. Evet, İncir tabii, Ağacısın. Çok güzel bir parça. İncir Ağacısın, Gam Yüküsün der. Çok etkileyici. Ben de ezberledim Kürtçe bilmediğim halde ama söylerim. Çok da severim. Onu da AKP'li... Söylerim diyorsan söyletirim bakın şimdi yani. Şimdi söylemem. ama isteyen arayıp bakabilir yani var söylemiştim. AKP'li belediye Aynur Doğan'ın konserini iptal ettiği haberi üzerine tabii evet. Yorumluyor. Bir Gün Gazetesi'nin bu haberini... alıntılayarak yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu bir yorumu. O haberde de diyor ki AKP'li belediye Aynur Doğan'ın konserini iptal etti. Gece müzik yasak. Gençler K-pop seviyor yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Özgür doğduk, özgür ölecek. Geceye Dar Hejiroki iyi gider diyerek bir Aynur Doğan'ın çok etkileyici böyle insanı paramparça eden dinlediğinde o türküsünü bırakmış oluyor. Sokakta da geçen İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan bir grubu engellemişlerdi. Onun üzerine ciddi bir tepki doğmuştu sosyal medyada. Aslında son süreçte buna çok sık Kürtçe müziğe karşı ciddi bir alerji, hani bunun fiiliyata dökülmüş olduğunu görüyoruz. O yüzden önemli bir vurgu yapmış Kemal Bey. Evet, Aynur Doğan çok önemli bir sanatçı. Muazzam tabii. Bir ses. Tabii. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde konserler sergileyen, ondan sonra Avrupa'da çok sevilen, çok önemli isimlerle düetleri olan, hakikaten çok büyük bir isim, çok büyük bir sanatçı. Ve işte yani 3Y ile mücadele kapsamında geldiği iktidarın 20. yılında artık hani Kürtçe müziğe getirilen yasaklar, Aynur Doğan'a getirilen yasaklar, oysa açılım sürecinde hatırlıyor musun? Uzun süredir hani Türkiye gelmesi söz konusu olmayan Şivan Perver'i buraya tabii. Değil mi getirmişti tabii. Orada. Evet, böyle şeyler. Bir bakıyorsunuz kıyafeti yüzünden de konseri yasaklanıyor kadın şarkıcıların. Sadece siyasi tutumu duruşu ya da hani fikrini ifade ettiği için de konserleri yasaklanıyor. Dili yüzünden konserleri yasaklanıyor insanların. Yani tamamen bu özgürlükleri, temel hak ve özgürlükleri yapılan bir saldırıdır ve insanların özellikle de böylesi ekonominin rezil bir döneminde, insanların bu derece acı çektiği, açlıkla boğuştuğu bir dönemde müziğe ihtiyaç var. Eğlenmeye, gülmeye ihtiyaç var. Kendi aramızda da olsa. Yani bu konserler önemlidir. Halka açık yapılan konserler ya da ne olursa olsun ücretli de olsa halkın bir şekilde ulaşabildiği bir sosyal aktivitedir. Bunları yasaklamak aslında halkın psikolojisine doğrudan müdahaledir. Peki. Yani. Ya yönetmenim tabii siz bilirsiniz ama yani bir yandan da o hani görüntü vermeyiz ama Dar Hejiroki Aynur Doğan'ın böyle hafif stüdyoda çınlatabilirsiniz belki biraz onun şeylerini, ezgilerini. Yani görüntüsünü vermeyelim. YouTube'dan herhangi bir telif yemeyelim ama belki o türküyü de biraz bize hatırlatabilirsiniz. Fikret abi ne diyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu bu akşamda böyle bir sosyal mesajla kamuoyuyla buluştu. Şimdi tabii şundan da imtina etmiyor. Nihayetinde bu ülkede Kürtçe müziğe yönelik belli çevrelerin hani içindeki ne kadar duygusal sözler vesaire şu bu halka ait sözler, halkın acılarına ait sözler, ağıtlar vesaire olsa da sırf Kürtçe diye evet. Bile adeta
Efendim işte şey gözüyle bakılan, bölücü gözüyle bakılan, vay sen niye Türkçe söylemiyorsun gözüyle. Böyle bir kesim var. Böyle bir kesim var. Kemal Kılıçdaroğlu hiç imtina etmiyor bu gece böyle bir mesajın sonunda. Aynur Doğan'ın çok meşhur Dar Hejiroke videosunun linkini paylaşarak ne dersiniz? Evet Gökmen, tabii Türkiye'de Kürtçe serbest, Kürtçe yayın serbest, Kürtçe müzik yapmak serbest, bir yasak yok. Ve iktidar da bu yasağın kalkmasıyla övünen bir iktidardır. Şimdi bu akşam girecek olan yazımda da belirttim ben, bu 3Y meselesini açtın sen. Yani AK Parti yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele etmek vaadiyle iktidara geldi. Ama şu anda her üç alanda da dibe vurmuş durumda. Yasak geliyor, yazımda da belirttim. Konser yapmak yasak, festival yapmak yasak, iktidarı eleştirmek yasak, siyasi parti sözcüsünün kamuoyuna yaptığı açıklamayı haber yapmak yasak. Yani o kadar çok yasakçı bir zihniyete sahip çıkıyor ki iktidar, kendi varoluş sebebi olarak saydığı iddialarını ortadan kaldırıyor. Yani gerek yolsuzluk alanında, gerek yoksulluk alanında, gerekse yasaklar alanında, her üç alanda da en kötü örneği bu iktidar veriyor. Yani halkın ne kadar yoksullaştığını biliyoruz. Yoksulluğun ne kadar genişlediğini ve derinleştiğini biliyoruz. Her gün CHP milletvekilleri bir yolsuzluk iddiası ortaya atıyorlar. Belgeleriyle, raporlarıyla, işte ihaleleri izliyoruz. Oradaki usulsüzlükleri, yolsuzluk iddialarını biliyoruz. Bu iktidar döneminde ayyuka çıktı bu iddialar. Ve her gün bir yasak geliyor. Yani sen örnek verdin işte, ben de verdim. Yani Özgür Özel'in konuşmasını yayınladınız diye Halk TV'ye, Tele1'e, KRT'ye ceza kesen bir iktidar var. Yasaklıyor bunu. Yani ya hukuk kendine göre yasaklayıp ortadan kaldırıyor veya cezalandırıyor. Artık iktidara muhalefet etmek, muhalefet partilerine bile yasaklanıyor. Muhalif siyasilere bile yasaklanıyor. Televizyonlara, gazetelere yasaklanıyor. Çok yasaklar yoluyla demokrasinin alanı o kadar daraltıldı ki artık demokratik tavır gösterebilecek, demokratik hukuk devletinde normal bir siyasi veya toplumsal ve hatta kültürel faaliyet göstermek artık olanaklı olmaktan çıktı. Böyle bir iddiayla karşı karşıyayız. İşte son örneği bugün oldu. Derince Belediyesi'nin kendi kendine bir konseri iptal etmesi. Yani bu artık kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Kılıçdaroğlu bu yasakçılığı gördüğü için zaten buna hemen tepki gösteriyor. Ve orada o müziği dinlemek için oraya gelecek, konseri dinleyecek insanlara yapılmış bu haksızlığı, tabii sanatçıya da öyle, protesto etmiş oluyor. Sanıyorum her yasak geldiğinde Sayın Kılıçdaroğlu bu tür tepkilerini ve yasaklanan faaliyete desteğini açıklayacaktır. Peki. Şimdi bir hatırlayalım, izleyicilerimiz de söylüyor. Ya bir hatırlatın şunu, çok seviyoruz onu, Dar Hejiroke'yi falan. Peki video olarak verebilecek miyiz yönetmenim? Hadi biraz verelim, biraz verelim.
Valla işte bunlar açıkça başlıyoruz böyle artık ne gelişme yaşanırsa ona göre programı şekillendiriyoruz. Fikret abi isterseniz bu Şamil Tayyar'ın mesajında o mesajı silmesi ve o mesajda hakikaten yani burada herhangi bir kişinin söylemesi durumunda lince uğrayacak ifadeler. Yani ne demek ya ordu, ordu ve yargı dahil bürokrasi duruma bakar, koklar, ona göre pozisyon alır. Yani burada birisi söylese vay siz ordunun darbe yapmaya mı hazırlandın ya da darbe yapmasa bile ordunun artık işte iktidarın değişmekte olduğuna göre pozisyon aldığını mı iddia ediyorsunuz? Böyle linç edilmez miyiz Fikret abi? Peki Şamil Tayyar böyle bir şey yazınca ne anlama geliyor? Silmesini nasıl karşılıyorsunuz? Evet, önemli bir mesaj Şamil Tayyar'ın yazdığı mesaj Gökmen. Öncelikle birkaç mesajı birden içerdiğini söylemeliyim. Birinci olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kararın dışında tutuyor. Yani bu karar Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla alınmadı diyor. Çünkü memnun etmemiş görünüyor o karar. Ve Cumhurbaşkanı'nı hem koruyor hem de uyarıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki bizden sandığın yüksek yargıda hava değişiyor. Yüksek yargıda senin beklemediğin kararlar çıkabilir. İleride bizim aleyhimize kararlar da çıkabilir. Bunu açık bir şekilde söylüyor. İnce işçilik yapılıyor derken de kararı alan yargıçları suçluyor. Yani iktidarın beklentisini karşılamayan bir ince işle karar aldınız. Demek ki diyor bizden sandığımız iktidar döneminde belki atanan yüksek yargı havayı kokladı, iktidarın değişebileceği düşüncesine vardı ve yavaş yavaş tutum değiştiriyor. Aynı tutumu diyor ordu da yapabilir, ordudaki tutum da değişebilir, size destek de değişebilir. Şöyle bir çerçeve içinde ben değerlendireyim. Şimdi AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri çekindiği olay ve üçlü vesayet diye tarif ettiği olgu Cumhurbaşkanı, yüksek yargı ve Türk Sağlık Kuvvetleri'dir. Bu üç kurumun Türkiye'de laikliği korumak, Atatürk ülke ve devletini korumak adına kendine vazife çıkarttıklarını ileri sürer AK Parti ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin eski İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde de TSK'ya bu yetkinin verildiğini ifade sonradan kaldırdı AK Parti bu hükmü, değiştirdi. Dolayısıyla bu üç kurumu vesayet rejimi olarak değerlendiriyordu ve 2007'de Cumhurbaşkanlığının AK Parti'ye geçmesiyle birlikte saç ayağının biri kırıldı. Ve o kırıldığı yıl 2007 Ergenekon davasının açıldığı ve başladığı yıldır. O süreçle 2010'a ve sonrasına kadar Türk Sağlık Kuvvetleri'nde kumpas davalarıyla çok büyük bir tasfiye yapıldı. Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki tasfiye yerine FETÖ'cü askerlerin atandığını ve terfi ettirildiğini ve komutan yapıldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tasfiye ile Türk Sağlık Kuvvetleri'nin de iktidara yakın hale getirildi. En azından